Merhabalar. Setime 8 programlama serisinin donanımsal araçlarını inceleyeceğimiz video ile birlikteyiz. Bu videoda programı yazarken kullanacağımız donanımsal araçlarımızı inceleyeceğiz. Buradaki bütün malzemeleri Türkiye'den temin edebiliriz. Öncelikle lojik analizörle başlayalım. PVM gibi uygulamalarda lojik analizörümüzü kullanacağız. Lojik analizör dijital çıkış sinyallerini yani 0 ile 5 volt arasındaki sinyalleri ölçebileceğimiz bir cihazdır. Yazılımsal araçları incelerken bunun software'ine değineceğiz. İkinci olarak USB TTL çevirciler birkaç farklı şekilde olabilirler. Elinizdekilere göre bilgisayarınızda driver'ının kurulmuş olması gerekir. Örneğin bunda CH340 sürücüsü var. Bunu kullanırken CH340 driver'ının yüklü olması gerekir. Aynı şekilde burada da PL2303 entegresi bulunan bir USB TTL çevirici var. USB TTL çevirici nedir dersek, mikrodenetleyicimizin seri port çıkışındaki veya girişindeki TX-RX pinlerinden bilgisayara herhangi bir veri göndermek veya almak için kullandığımız devredir. ST-Link V2 yani yazdığımız kodları işlemcimize atabilmek için kullanacağımız araçlar. İkisini de kullanabiliriz. İkisi de yine Türkiye'den temin edilebilir. Bunun fiyatı biraz daha uygundur. Şu modellerin bazı partilerinde sıkıntılar vardı. Bir firmadan yaklaşık 3-4 tane aldım. Bunları çalıştıramadım. İçerisine açıp baktığımda bazı yollarda sıkıntılar olduğunu gördüm. Yani böyle bir şeyle karşılaşırsanız siz de bir çözüm bulmak durumunda kalacaksınız. Kullanacağımız işlemci STM8S 103F3'tür. Bu devre üzerinden bütün uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. Üzerinde iki tane LED var. Bir tanesi gücü gösteren LED. Diğeri de PB5 pinine bağlı LED'dir. PB4 ve PB5 pinleri True Open Drain'dir. Bu konuya ileride değineceğiz. Devre kartının üzerinde AMS 1117-3.3 Low Drop Regülo entegresi bulunmakta. 5 volt girişinden vereceğimiz gerilimi 3.3 volta düşürmek için veya USB'den vereceğimiz gerilimi 3.3 volta düşürmek için kullanılır. Ve üzerinde bir reset butonu var. Programlama pinlerimiz burası. Programlarken seviyenin pinini kullanacağız. Aynı zamanda reset'i de bağlamamız gerekecek. Dediğim gibi malzemelerin hepsi Türkiye'den temin edilebilir. En azından program yükleyici ve devre kartını elimizde bulundurduğumuz zaman birçok uygulamayı yapabiliriz. Diğerlerinin gerekliliği sizin takdirinize kalmış. Programlayıcıların devre kartlarına bağlantısını ilk kodumuzu yüklerken gerçekleştiririz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.